Tabii Sayın Öztürk belli ki konuşmalarımızdan rahatsız olmuş. Ama Türkiye'de tartışılan bir konuda Adalet Bakanlığı'nın hele anayasa ve hukukla ilgili bir konuysa konuşması kadar doğal bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde aday olamaz tartışmasını Millet İttifakı bileşenleri ve onlara destek verenler televizyonlarda, gazetelerde, değişik mekanlarda yapıyorlar. Siyasiler de yapıyor, herkes yapıyor. Onlar tartışıyor bu konuyu. Biz tartışmayı açmadık. Özellikle ifade etmek isterim. Ve onun için de ben şunu açık ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal olan adaylığını engellemeye bağlamış durumdadırlar. Yani bu fevkalade onlar için üzüntü verici bir durumdur. Meydana çıkmaktan, adil bir yarışa katılmaktan, milletin hakemliğine başvurmaktan ve milletin verdiği karara rıza göstermekten bu kaçındıklarını gösteriyor. Burada şunu bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygundur. Anayasa ve yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Bunu pek çok nedeni var. Ama sadece birkaç şey ifade etmek isterim burada. Bir defa 2014'te yapılan seçim parlamenter sistem içinde yapılmış bir seçimdir. İki, sembolik yetkilere sahip Cumhurbaşkanı seçimidir. Üç, sorumsuz Cumhurbaşkanı seçimidir. Dört, parlamentodan ayrı yapılmış bir Cumhurbaşkanı seçimidir. Ve yürütme organı olmayan bir Cumhurbaşkanı seçimidir. 2017 anayasa değişikliğiyle beraber Cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterme usulü değişti. Ve Cumhurbaşkanı seçimine dair maddelerin tamamı değişti ve yeniden yazıldı. Maddede bir değişiklik değil, maddenin tamamı değişti. Daha önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı parti grupları ve siyasi partiler toplam oyu %5'e ulaşıyorsa onlar aday gösterebiliyordu. Son değişiklikle bunun içerisine 100 bin seçmen de imza topladığı takdirde Cumhurbaşkanı adayı gösterebilme imkanına kavuştu. Aday gösterme şartlarında bir değişiklik oldu. İki, önceden Cumhurbaşkanı seçilen 2014'te ne yapıyordu? Partisiyle ilişiği kesiliyordu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilince partiyle ilişiğini kesti ve genel başkanlıktan, AK Parti üyeliğinden ayrıldı. Ve o zaman Cumhurbaşkanı yürütme organı değildi. 2017'de yapılan değişiklikten sonra Cumhurbaşkanı seçim usulü de değişti. Aday gösterme usulünün yanında. Neden? Çünkü vekil sayısı anayasa 75'te 550'den 600'e çıkarıldı ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte ve aynı gün yapılması anayasaya açıkça yazıldı. Eskiden Cumhurbaşkanı seçimiyle parlamento seçimi bir yapılmaz, ayrı yapılırdı. Şimdi birlikte aynı gün seçimi esas alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı yürütme organı başlığı altında düzenlendi ve şu anda Cumhurbaşkanı devletin başıdır, yürütme organıdır. Yürütme yetki ve görevlerini Cumhurbaşkanı kullanmaktadır. Cumhurbaşkanı statüsü tamamen değişmiştir. 2018 seçimlerinde yapılan, 2018'de yapılan seçim, yürütme organı olan, devletin başı olan Cumhurbaşkanı seçimidir. Ve burada bir hususun daha altını çizmekte ifade ediyorum. Çizmekte fayda görüyorum. O da şu. Bu 2017 anayasa değişikliğinin yürürlük maddesi olan 18. maddede çok açık bir şekilde bu kanunun 75, 77, 101 ve 102. maddeleri Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olan ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte aynı gün yapılacak TBMM üyeliği seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin takviminin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor. Şimdi
Bu anayasal bilgilerden sonra şunu ifade etmekte fayda var. Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve diğer hususlarda yapılan değişikliklerin yürürlüğü, seçimiyle ilgili kısımların, diğer konuların yürürlüğü ne zaman girecek? Bu ilk seçimde yürürlüğe. İlk seçim ne zaman yapıldı? 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018'in 24 Haziran'ında Cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor. Şimdi 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın yürütme organı ve devletin başı olarak ikinci seçim olacaktır. Yürürlüğünü açıkça yazıyor. Önceki maddelerde yazan bazı ifadelerin yeni maddelerde tekrar edilmiş olması bu maddenin yürürlüğünü geriye götürmez. Maddenin yürürlük tarihi çok açık. Ne zaman yürürlüğe girdiğini anayasa yazmış. Anayasanın yürürlük tarihini belirlediği bir hususta yorumla, içtihatla, değerlendirmeyle yürürlük tarihini kimse değiştiremez. İkincisi tabii anayasa koyucu eğer Cumhurbaşkanı'nın ikinci defa seçilmesini istememiş olsaydı o zaman anayasaya bir istisna hükmü, bir geçiş hükmü kordu. Anayasa koyucu Cumhurbaşkanı olan o zaman yürürlüğe girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili bir istisna hükmü koymamıştır. Anayasa koyucunun koymadığı bir istisna hükmü yorumla da, içtihatla da konulamaz. Bir başka konu Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararda da ifade edildiği gibi temel haklarla ilgili yapılan düzenlemeler eğer yeni haklar doğuruyorsa bu haklar gelecekte kullanılacak haklardan mahsup edilemez. Seçilme hakkı konusunda Cumhurbaşkanı'na iki defa seçilme hakkı, yürütme organı olarak seçilme hakkı veren bir anayasa değişikliği var. Sembolik olarak daha önce seçim yapıldı diye önceki seçim yeni hükümlerin verdiği iki defa seçilme hakkından mahsup edilemez. Böylesi bir düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce Sayın Gül'le ilgili yapılan düzenleme iptal edilirken açık bir şekilde ortaya konmuştur. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi konusunda herhangi bir anayasal ve yasal sorun yoktur. Anayasal ve yasal sorunu çıkarmak isteyenler boş yere gayret ediyorlar. 2023 seçimlerine onlar hazırlansınlar. Orada çalışalım, orada yarışalım, orada görüşelim. Hukuksuzluğa sığınmak, haksız bir yol açmak için ter dökmesinler. Çünkü daha önce de böyle ter döktüler, boşuna yoruldular. Yorulmalarını istemeyiz biz. Efendim, Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'teki açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Caydırıcı ceza olmalı, Cüneyt'e dayanıyorsa da idam mı, idam olmalı ifadesini kullandı. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Tabii orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Hepimizi üzmekte. Ciğerlerimiz adeta cayır cayır yanmaktadır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı konusunda kanaatini ortaya koydu. En ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her tür yaptırımın bu konuda değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanlara verilen cezanın hapis cezasının alt sınırı 10 yıldan başlıyor. Üst sınırı yok. Bir örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakanların suçunun cezasının alt sınırı ise 20 yıldan başlıyor. Üst sınırı yok. Müebbet hapis affedersiniz. Onların cezası da müebbet hapis. Tabii bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları bizim için ayrıca talimattır. Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalarımız somutlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kamuoyuna açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette bu konuda gerekli adımları eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu çalışmalar çerçevesinde atacaktır. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.